Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili Ankaralılar, değerli şoför kardeşlerim, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Değerli taksici kardeşim, değerli minibüsçü kardeşim, değerli servisçi kardeşim, değerli özel halk otobüsçüsü kardeşim, teveccühünüz için, muhabbetiniz için, coşkunuz ve heyecanınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel toplantı dolayısıyla sizlerle bir araya gelmenin memnuniyeti içindeyim. Buluşmamıza, hasret gidermemize vesile oldukları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçe'yi ve oda başkanlarımızı kutluyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi daim kılsın. Rabbim yolunuzu açık, kazancınızı bereketli kılsın. Allah tekerinize taş değdirmesin. Sağ olasınız. Değerli kardeşlerim, sizlerin bu ülkeye, bu millete yaptığı hizmet gerçekten çok büyük. Her gün milyonlarca insanın iş yerine, evine, sevdiklerine ulaşmasını sağlıyorsunuz. Günün 24 saati faal olan bir mesleğin mensuplarısınız. Ankara gibi 5 milyonun üzerinde nüfusu olan ülkenin başkenti olması sebebiyle her gün 80 vilayetten ve yurt dışından misafir ağırlayan bir şehirde bu işi yapmak gerçekten kolay değil. Her iş zordur. Ama her trafikte direksiyon sallamak gerçekten çok daha zordur. Türkiye zenginleştikçe, milletimizin refah düzeyi yükseldikçe, yollardaki araçların sayısı da sürekli artıyor. Bakınız, 2002 yılında ülkemizde toplam 8,5 milyon araç vardı. Bugün bu rakam 19 milyonu aşmış durumda. Gerek şehir içinde, gerek şehirler arasında yaptığımız yeni yollar, alt üst geçitler sayesinde araç sayısındaki artış ülkemiz için yük değil, tam tersine konfor haline dönüştü. Bilhassa Ankara, artan nüfusu ve büyüyen yerleşim alanıyla tam bir anlamıyla bir metropol oldu. Ulaşım altyapısı bakımından oldukça iyi düzeyde olmasına rağmen trafik sıkıntısı başkentte de hissedilmeye başlandı. Siz işte bu ortamda her gün çalışıyor, her gün ter döküyor, evinize, ailenize helal kazanç götürmek için mücadele ediyorsunuz. Sabrınızla, tevekkülünüzle, çalışkanlığınızla bu ülkeye, bu millete hizmet veriyorsunuz. Yaptığınız için sizleri birer insan sarrafı haline getirdiğini biliyorum. Bunun için diyorum ki Ankara'yı anlamak isteyen önce siz şoför esnafına bakmalı. Türkiye'yi anlamak isteyen yine gelip önce size sormalı. İnanın oturduğu yerden ahkam kesenlerin hiçbiri bu milletin, bu ülkenin gerçeklerine sizin kadar vakıf değildir. Türkiye'nin geçtiğimiz 12 yılda nereden nereye geldiğini hiç kimse
sizin kadar iyi bilemez. Zira 79 senede 6000 kilometre bölünmüş yol. O yolların tarihçesini sizler iyi bilirsiniz. Ama buna 12 senede 17000 kilometre bölünmüş yol ilave edildi. Bunu da sizler şu 12 senede gayet iyi bilirsiniz. Bunları memleketinize giderken yolların dilini iyi anlayan insanlar olarak siz iyi bilirsiniz. Sizin okuluna giden öğrenciyle, iş yerine yetişmeye çalışan memurla, fabrikasında, atölyesinde ter döken emekçiyle, dükkanında nafakasını bekleyen esnafla, muayeneye giden hastayla, bankaya giden iş adamıyla, başka ülkelere, başka şehirlere giden yolcuyla, velhasıl bu şehirde yaşayan, bu şehirden yolu geçen herkesle irtibatınız var, ilişkiniz var, muhabbetiniz var. Onun için diyorum ki sizler bu kavşakların kıymetini bilirsiniz. Sizler yapılan alt üst geçitlerin, dalçıkların kıymetini bilirsiniz. Ama bunların kıymetini bilmeyenler var mı? Var. Hayatında dalçık nedir bilmeyen belediyeler bilirim ben. Çünkü oradan geliyorum. Kavşak düzenlemesi nedir bilmeyen belediyeler bilirim ben. Niye? Hep ideolojik bakmışlardır olaylara. Hizmet anlayışıyla bakmamışlardır. Sizi görmeyen Türkiye'yi göremez. Sizi dinlemeyen Türkiye'ye kulak veremez. Sizi sevmeyen bu milleti sevmiş olamaz. İnanıyorum ki her biriniz bu misyonunuza layık olmak için çalışıyorsunuz. Her biriniz ekmeğinizi çıkardığınız işinize saygıyla yaklaşıyorsunuz. Her biriniz veli nimeti olan müşterilerinizi en güzel şekilde ağırlamanın gayreti içindesiniz. Ve her biriniz tüm bunları yaparken kurallara, kaidelere, en önemlisi kültürümüze. Az önce başkan dedi ya, biz ahilik kültürünü iyi biliriz dedi ya. Evet, siz de birer ahisiniz. Onun için önemlisiniz. Kültürümüze, ahlakımıza, hasletlerimize uymaya azami dikkat gösteriyorsunuz. Bizim kültürümüzde şoför esnafı delikanlı adamdır. Adam gibi adamdır. Baba adamdır. Ağırbaşlılığıyla, vakarıyla, dikkatiyle, özeniyle, ahlakıyla diğer tüm şoförlere, tüm insanlara örnek olan kişidir. Öyle mi? İçinizde bu imaja zarar verenler varsa onları yola getirmek en başta sizin görevinizdir. Biliyorsunuz, geçtiğimiz aylarda hepimizi derinden yaralayan bir Özgecan hadisesi yaşandı. Bu genç kızımız alçakça bir cinayete kurban gitti. Bunun münferit bir olay olduğunu biliyorum. Cani canidir. Caninin mesleği olmaz, eğitimi olmaz, sıfatı olmaz. Özgecan'ın katili başka bir mesleğin mensubu da olabilirdi. Bu konuda şoför esnafımıza yöneltilen eleştirileri doğrusu son derece haksız ve insafsız buluyorum.
Ama bu olayı bir vesile olarak değerlendirerek şoför esnafının içindeki mesleğin adabına, ahlakına uygun davranmayanları çürük elmaları ayıklamanız gerektiğine inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde yine şoförlerimize yönelik terbiyesizce ifadeler içeren tweetler atan bir hanım yazarın hezeyanlarına şahit olduk. Kendince şoför esnafının kitap okuru olmadığı iddiasından hareketle onlara hakaret eden bu zihniyeti de huzurlarınızda kınıyorum. Mesleğinizin itibarını artırmak başka hiç kimsenin değil, sizin kendi ellerinizde. Hani sevgili Orhan Gencebay'ın bir şarkısında çok güzel şekilde ifade ettiği gibi, ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim. Budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Sizlerin insanlığınızla insan olduğunu biliyorum. Bu konuda size güveniyorum. Sizler bu milletin adeta büyükelçileri, misyon şeflerisiniz. Çünkü aracınıza binen herkese sizler ahilik kültüründen gelen o incelikleri anlatıyorsunuz. Herkesin de sizlere ve yaptığınız işe saygıyla yaklaşmasını bekliyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye içeride ve dışarıda çok kritik bir dönemden geçiyor. Çevremiz adeta ateş çemberine dönüştü. Aşağıda Suriye ve Irak, yukarıda Ukrayna'da yaşanan olaylar bizi çok yakından ilgilendiriyor. Aynı şekilde bölücü terör örgütü ve onun güdümündeki partinin yol açtığı sorunlar geleceğimiz için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Kardeşlerim, bu ülkede bizim dini sorunlarımızın yürütüldüğü yer neresidir? Diyanet İşleri Başkanlığımızdır, değil mi? Eğer bir siyasetçi, sözde siyasetçi, biz gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracağız diyorsa, bunların dine yaklaşımı nedir? İşte ortada. Değerli kardeşlerim, bu ülkede eğer bizim dini değerlerimize, inancımıza eğer hakaretler, saldırılar yapılıyor da, bütün bunlara karşı eğer birileri sessiz kalıyorsa, işte bu millet bunu en iyi şekilde değerlendirecektir diye inanıyorum. Eğer bu ülkede Ermeni mezalimi yoktur demek suretiyle, Ermenilerin yanında Avrupa Birliği parlamentosunda yer alanlar varsa, bunlara da gerekli cevabı benim milletimin vereceğine inanıyorum. Değerli kardeşlerim, işte bakın, kimler kimin yanında yer alıyor? Bunları görüyoruz. Bunlara gereken cevabın verilmesi gerekmiyor mu? Bunların gereken cevabı alacakları yer neresi? 7 Haziran'da sandık. Bakın kardeşlerim, 12 yıllık başbakanlığım dönemi, 40 yıllık siyaset hayatımda biz hiçbir zaman silahı tavsiye etmedik. Ama bakıyorsunuz birileri silahla oy temin etmenin peşindeler. Bunlara gerekli cevabın verilmesi 7 Haziran için önemli değil mi? Öyleyse bu ülkede sorun
sadece ne Cumhurbaşkanı'nın ne de bunlara muhalif olanların sorunu değildir. Milletçe hepimizin sorunudur. Bunu birlikte çözmemiz lazım. Tüm bu gerçekler ortadayken ülkemizi ve dünyayı okumaktan aciz bir takım partiler hala eski Türkiye'yi ihya etmenin çabası içinde. Ne diyorlar? İmam Hatip okullarını kapatacağız. Ya milletin açtığı İmam Hatip okullarını nasıl kapatırsın? Bir taraftan biz Atatürk'ün partisiyiz diyor. Atatürk'ün açtığı İmam Hatip okullarını kapatacakmış. Ben bir İmam Hatip okulu mezunuyum. 4 çocuğumun 4'ü de İmam Hatip mezunu. Hepsinden de memnun. Ve işte kısa bir süre önce bu ülkede İmam Hatip okullarının orta kısımları kapatıldı. Öğrenci sayısı 60 bine düşmüştü. Ama açıldı ve şimdi de millet tekrar İmam Hatip okullarına, meslek liselerine sahip çıktı. Öğrenci sayısı 1 milyona yükseldi. Yani şimdi millet evladının eğitimi, öğretimi için böyle bir hakkı kullanıyorsa sen buna hayır diyemezsin ki ya. Bunu kapatacağım diyor. Yani bir dayatma. Bir başkası çıkıyor, özgürlükten bahsediyorlar ya, geldikten sonra biz bu medyayı yazılı görsel nasıl kapatacağımızı hemen ertesi gün göreceksiniz diyor. Yani hani sizde özgürlük vardı? Değerli kardeşlerim, bütün bunlara karşı Türkiye'nin tüm bu sıkıntıları aşarak 2023 hedefleri doğrultusunda kutlu yürüyüşe devam edebilmesinin şartı istikrar ve güven ortamının muhafazasıdır. 1990'lı yılları hatırlayın. Sadece 1991 sonu ile 99 ortası arasında bu ülkede 9 ayrı hükümet kuruldu. 8 senede. Allah aşkına 8 yılda 9 hükümetin kurulduğu bir ülkede istikrar olabilir mi? Böyle bir ülkede güven iklimi tesis edilebilir mi? Böyle bir ülkeye kim yatırım yapar? Bakın biz uluslararası camiada dolaştığımızda bize hep ne sorarlar biliyor musunuz? Gerçekten hani ilk göreve geldiğimizde o zaman 5 yıldı ya. 5 yıl bu hükümet iktidarda kalır mı? Ne demek ya? 5 yıllığına seçildik. Tabii kalacak. Ondan sonra 4 yıl olduğu süreçte hep bunu sordular. 4 yıl kalır mı? Ne demek? Bu koalisyon hükümeti değil. Tek başına bir iktidar. Tabii ki kalacak. Ve yatırımlar öyle geldi ülkemize. Hala öyle gelmeye devam ediyor. Şimdi bu ülkede halkımızın geleceğine güvenle bakabilmesi için istikrar şart. Maalesef Türkiye bu koalisyon dönemlerinde yaşadı. Son 70 yıla baktığımızda 40 yıl koalisyon hükümetleri. Ve 40 yıllık koalisyon hükümetleri döneminde Türkiye hep geri gitmiştir. Hatırlayın. Ama 30 yıl tek başına iktidarların olduğu, rahmetli Özal'ın filan iş başında olduğu dönemler, kısmen Demirel'in iş başında olduğu dönemler, oralarda da tırmanış, yükselme olmuştur. Hele hele, dikkat ediniz, ülkemizde bölücü terörün de, ekonomik terörün de en azgın dönemleri o koalisyon dönemlerinde yaşanmıştır. 2002 yıl sonundan bugüne kadar elde edilen kazanımlar sağladığımız istikrar ve güven ortamı sayesinde gerçekleşti. Biz şimdi diyoruz ki gelin Türkiye'nin bu istikrar ve güven iklimini kalıcı hale getirelim. Bugüne kadar uygulanan parlamenter sistem artık miadını doldurdu. Esasen 10 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yani şahsımın doğrudan milletin oylarıyla, sizin oylarınızla Cumhurbaşkanı olarak seçildiği günden itibaren Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralamış oldu. Biz buna ne diyoruz? Yeni Türkiye diyoruz. Yeni Türkiye artık
bir zemine oturması lazım. Bu nedir? Bu da yeni anayasa. Yeni anayasayla birlikte biliyorsunuz işte gayret ettik, yapalım, edelim diye. Ama ana muhalefet, o zaman başbakanım, maalesef her türlü engeli koydu. Diğerleri aynı şekilde her türlü engeli koydular. Ve ortada artık bir gerçek var. Demek ki 400'ün verilmesi lazım. 400'ü verin ve yeni anayasa rahatlıkla kurulsun. Ha bak şunu da söyleyeyim. Ben her partiye eşit mesafedeyim. Kime verecekseniz verin. Ama 400'ü verin. 400'ü. Ve burada da bir şey söylüyorum. Diyorum ki biz bir şeyi hedefledik. Kardeşlerim biz size sevdalıyız. Bizim size bir aşkımız var. Biz dertliyiz. Ve bu derdin 4 tane başlığı var. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Milletimizi parçalamak isteyenlere bayrağımızı maalesef yakmak isteyenlere vatanımızı bölmek isteyenlere devletimizin içine maalesef virüsler sokmak isteyenlere paralel yapı gibi işte dün biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu toplantısında artık milli güvenlik siyaset belgesinin içerisine girmesiyle ilgili tavsiye kararını aldık ve hükümete gönderdik. Artık asla bunlara taviz yok. Eski Türkiye onların işine geliyor olabilir. Ama milletimin faydasına asla değildir. Kardeşlerim, 12 yıl önce, 13 yıl önce bizim milli gelirimiz neydi? 230 milyar dolar. Şimdi kura rağmen nereye çıktık? 800 milyar dolara çıktık. 230, 800. Kardeşlerim, ihracatımız 36 milyar dolardı. Şimdi 158 milyar dolarla rekor kırdık. IMF'e borcumuz vardı. 23,5 milyar dolar. Ama şimdi IMF'e borcumuz yok. Sıfırladık. IMF bizden para istiyor, borç istiyor. Aynı şekilde Merkez Bankamız kasasında 27,5 milyar dolar vardı ya. Ama şimdi 120 milyar dolar var değerli kardeşlerim. Bak neredeyiz? Eğer ayakta böyle dik duruyorsak, sağlam duruyorsak işte burada. Kardeşlerim bundan sonraki hedefe ancak yeni anayasamızı hazırlayarak ve başkanlık sistemine geçerek ulaşabiliriz. Sanıyorlar ki Tayyip Erdoğan bunu kendisi için istiyor. Hepimiz faniyiz ya. Benim böyle bir derdim yok. Bizim geleceğe yönelik bir hayat garantimiz olabilir mi? Hepimizin gideceği yer kara toprak. 2 metre, 2,5 metre küp bir yer. Oraya bizi gelecek defnedecekler. Kimse Cumhurbaşkanı niyetine demeyecek. Başbakan niyetine demeyecek. Her kişi niyetine diyecek, oraya koyacaklar, çekip gidecekler. Eğer bu kubbede hoş bir sada bırakmışsak ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Kardeşlerim, bugün varız, yarın yokuz. Ama Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmaya, 2053 hedeflerine ulaşmaya, 2071 hedeflerine ulaşmaya ahdimizin olması lazım. Biz göremiyoruz ama
torunlarımız görsün dememiz lazım. Bu çok önemli bizim için. Biz eğer bugün bu adımları atmazsak, çocuklarımız, torunlarımız yarın bizden davacı olur. Bu dünyada olmazsa öteki dünyada olur. Başkanlık sistemi Türkiye'nin akıntıya karşı kürek çekmeye çalışmak yerine akıntının gücünü arkasına almasının adıdır. Artık motoru tekleyen, kaportası dökülen, her tarafından ses gelen bu arabayla yolumuza devam edemeyiz. Hele bir de bu arabanın benzini, mazotu, gazı bitmek üzere ise onunla en fazla yakındaki bir akaryakıt istasyonuna gidebilirsiniz. Zorlarsanız yolda kalırsınız. Türkiye şu anda her tarafı dökülen ve yakıtı da bitmek üzere olan bir sistemle yoluna devam etmeye çalışıyor. Araba beni değiştir diye adeta bağırıyor. Yakıt lambasının ışığı yanalı da epeyce oldu. Onun için 7 Haziran seçimleri Türkiye için en yakın akaryakıt istasyonu vazifesi görecektir. Hemen ardından da sistemi değiştirip yani arabayı yenileyip 2023 hedeflerimize doğru tam gaz yolumuza devam etmeliyiz. Türkiye yolda kaldığında sanmayın ki gelip bu muhalefet partileri el atıp bitecekler. İnanın etmezler. Tam aksine işte yurt dışında her yerde gidip Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Onlar ancak geçmişte olduğu gibi sıkıntı anında sıvışıp ortadan kaybolmayabilirler. Yükü sırtlanacak yine milletimiz olacak. Yine sizler bizler olacağız. Onun için yeni Türkiye'yi de inşallah sizlerle birlikte, milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Değerli kardeşlerim, biz Türkiye'yi 2023 hedeflerine nasıl ulaştırırız? Bunun mücadelesini verirken bakıyoruz birileri hala bu milletin tarihiyle, kültürüyle, inancıyla uğraşıyor. Tekrar ediyorum. Eğitimde 8 yıllık uygulamayı geri bırakmaktan, geri getirmekten, biz geri bıraktık onlar geri getirmekten söz ediyorlar. Suriyeli misafirlerimizi zorla geri göndermekten, kapı dışarı etmekten bahsediyorlar. Kardeşlerim, bunlar kim biliyor musunuz? Hani Azeri kardeşlerimiz Iğdır'da esir düşmüşlerdi ya. Ve o zaman değerli kardeşlerim Sitali'nin yönetimi ne yazık ki bunları Botan Köprüsü'nün üzerinde kurşuna dizdi. Fakat o zamanki İnönü yönetimi bunları onlara teslim etti. Değerli kardeşlerim, ne diyordu o zaman Azeri kardeşlerimiz biliyor musunuz? Bizi onlara teslim etmeyin, siz öldürün. Bak değişen bir şey yok. Aynı zihniyet. Şimdi de bunlar ne diyor? Biz zalim Esed'e bunları teslim edeceğiz ve zalim Esed de bunları bildiği gibi yapsın. Ama biz Allah'ın izniyle buralarda olduğumuz sürece bu kardeşlerimiz bizim misafirimizdir. Biz ensarız, onlar da muhacirdir, bunu böyle biliriz. Ha bu arada asgari ücret de açık artırmaya çıkmış galiba. Değil mi? Çok değişik rakamlar söylüyorlar. Bir dakika bitireyim. Bölücü örgütün oyuncağı durumundaki birileri yine Ermeni iftiralarının sözcülüğünü yapıyor. Hele bir durum bakın. Bu memleket sahipsiz değil. Bu milletin hafızası 1990'lı yılları unutmuş değil. Siz eski Türkiye'ye ram olabilirsiniz.
Eski Türkiye'nin sevdalısı olabilirsiniz. Ama milletimiz eski Türkiye'nin ne olduğunu çok iyi biliyor. Artık hiç kimse bu milleti hastane kuyruklarında nöbete geri döndüremez. Hatırlıyoruz değil mi o günleri? SSK'nın başında da kimin olduğunu iyi biliyorsunuz değil mi? Doktorun verdiği reçeteyle ilaçları alamadığımız günleri hatırlıyorsunuz değil mi? Değerli kardeşlerim, bırakın hastanede o gün muayene olmayı. Bir röntgen filmi çektirebilmek için o ilkel aletlerde 7-8 ay sonrasına gün verildiği. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi böyle bir şey var mı? İstediğimiz hastaneye gidiyor muyuz? İlaçlarımızı istediğimiz eczaneden alıyor muyuz? Yetmedi şimdi şehir hastanelerimizde kuruyor muyuz? Değerli kardeşlerim, biz halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek yola devam et. Okul kapılarından gözyaşları içinde geri çeviren kızlarımızın görüntülerini bir daha asla tekrarlatmayacağız. O başörtülü yavrularımıza o okulların kapısında nasıl zulmettiklerini biliyorsunuz değil mi? Ha ben de öyle bir babayım da onun için bunu söylüyorum. Çünkü benim kızlarım da okulların kapısından maalesef geri çevrildiler. Başörtülüysen bu ülkede maalesef öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya dediler. Emeklinin, çiftçinin, esnafın, sanatkarın, işçinin, dulun, yetimin, garibin hakkını kimseye gasp ettirmeyeceğiz. Faizleri patlattılar, geldiğimizde %63'tü. Hamdolsun şimdi tek haneli rakamda. Enflasyon %30'du, şimdi tek haneli rakamda. Bunlar devletin hazinesini yağmaladılar. Bankaları biliyorsunuz, soydular soğana çevirdiler. Şimdi milletimize hala kabus yaşatmak isteyen karşısında önce bizi bulur. Yani ben şimdi Cumhurbaşkanı makamındayım diye yan gelip yatacak halim yok. Tabii ki sorumluluğumun gereğini de yerine getireceğim. Milletimize de bazı şeyleri hatırlatmak bizim asli görevimizdir. Devletin bölünmezliği, milletin bölünmezliği, parçalanması, bu noktada adım atanlara karşı bizler de uyarımızı yapmak durumundayız. Artık Cumhurbaşkanlığı makamında vesayetin muhafızı değil, milletin bizzat kendi eliyle yetki verdiği kendi temsilcisi var. Bu milletin, bu ülkenin kazanımlarını savunmak benim en başta gelen görevimdir. Bunun tarafsızlıkla bir ilgisi yoktur. Bu milletin tarafında olmanın, milletin yanında olmanın en başta gelen şartıdır. Ben herhangi bir partinin tarafında değilim. Tercihim vardır, o ayrı bir konu. Ben milletin tarafındayım. Milletin tarafı. Bu görevimi sonuna kadar yapmaktan asla çekinmedim, çekinmeyeceğim. Bu anlayışla muhtarımızdan esnafımıza kadar milletimizin her kesiminden kardeşimle buluşmaya, hasbihal etmeye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam ediyorum. Devam edeceğim. İl ziyaretlerime de devam ediyorum, devam edeceğim. Görev sürem boyunca 81 vilayetimizin tamamına gidecek, vatandaşlarımızla kucaklaşacağım. Milletimin her sorunu, ülkemin her meselesi benim gündemimde olacak. Çünkü şu anda bu kardeşiniz cumhurun başkanıdır. Yani milletin başkanıdır. Devletle milletin birlikteliğini temsil eden bir görevdeyim. Bana teslim ettiğiniz emanetin hakkını vermezsem önce kendime, sonra milletime karşı yanlış yapmış olurum. Yeni Türkiye'nin inşası için çalışmaya, mücadeleye devam edeceğimi burada sizlerin huzurunda bir kez daha ifade ediyorum. Şimdi burada sizlere soruyorum.
Yeni Türkiye için hazır mıyız? Yeni anayasa için hazır mıyız? Başkanlık sistemi için hazır mıyız? Maşallah. Dört çeker araba gibi tüm engelleri aşacak azme, kararlılığa, güce sahip olduğunuzu görüyorum. Bu iradenin karşısında kimse duramaz, duramayacak inşallah. Değerli kardeşlerim, buradaki şoför esnafı kardeşlerimin pek çok talepleri, beklentileri var. ÖTV ile, vergilendirme sistemiyle, trafik sigortası ile ilgili beklentileriniz olduğunu biliyorum. Belediye başkanımız bana 10 maddelik bir sorunlar mektubunu aktardı. Duraklarınızın belediyeler tarafından insan onuruna yakışır bir şekilde yapılması ile ilgili talepleriniz olduğunu biliyorum. Daha başka sıkıntılarınızın olduğunu da o mektupta okudum, gördüm. Gerek hükümetimiz ve ilgili bakanlıklarımızdan, gerek belediyelerimizden bu konularda hassasiyet göstermelerini bekliyorum. Kendilerine de bunu ileteceğim. Emeğiyle, alın teriyle kazanan bu ülkeye ve insanlarına hizmet eden şoför esnafımızın sorunlarını çözmek, sorumluluk mevkiindeki herkesin boynunun borcudur. Ankara ve İstanbul içindeki yolculuklarım esnasında sık sık taksicilerimizle, bazen minibüsçülerimizle, servisçilerimizle bir araya geliyor, hasbihal ediyoruz. Zaman zaman duraklarda çaylarını içiyorum. Bu bakımdan sorunlarınıza, sıkıntılarınıza zaten yakından vakıfım. Bana iletilen taleplerinizin takipçisi olacağım. İmkanlar nispetinde bunların hayata geçirilmesi için de gayret göstereceğim. Sizlerin de müşteri ilişkilerinden araçlarınızın donanımına kadar her bakımdan kendinizi geliştirmek için çalışacağınıza, çaba göstereceğinize inanıyorum. Bu düşüncelerle birlik ve beraberlik toplantınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu toplantıyı tertip ederek hasret gidermemize vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve oda başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin diyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.